الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, sair peygamberan-ı izam ve Resul-i Fikam aleyhissalatu vesselam Efendilerimiz, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyime-i ecille-i din-i mübin, müçtehidin, muhaddisin, müfessirin, ulema-i amilin, fukara-i sabirin, sulaha-i salihin, agniya-i şakirin, huffaz, tüllab, devrallahu merakidehum ve cealel cennete mesrahum Efendimiz Hazretlerinin, sahibül hayrat vel hasenat ervahının, yüksek hazirunun ahirete irtihali dar-i beka etmişlerinin ve hepimizin, aziz milletimizin, bil cümle biladi İslamiyenin huzur, refah, saadet ve selametinin ve bu programda yapacağımız sohbetimizin hayra vesile olmasının dua ve niyazıyla. El-Fatiha. Esselam ey Ahmed-i Muhtar olan son Nebi. Esselam ey Ahmed-i Muhtar olan son Nebi. Dertlere derman olan son Nebi. Allah Allah Esselam ey. Dertlere derman olan son Nebi. Rahmeti Rahman olan son Nebi. Esselam ey
rahmeti rahman olan son nebi. Esselam ey menba-i esrar olan son nebi. Allah Allah, esselam ey menba-i esrar olan son nebi. Esselam ey kulları bin şaha bedel. Esselam ey kulları bin şaha bedel. Esselam ey her sözü ferman olan son nebi. Esselam ey her sözü ferman olan son nebi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Pek aziz ve pek muhterem hanımefendiler ve efendiler. Gönlümüzle ruhumuzla açtığımız sahur soframızda mübarek Kur'an-ı Kerim'den ayetleri mütakip, sebebi hilkatimiz, rehberimiz, her şeyimiz, başlarımızın tacı, her türlü dert ve telaşımızın ilacı iki cihan güneşi Efendimiz ki cihanda itibarımız varsa ondandır. Aleyhissalatü vesselamın mübarek ismi şeriflerine salat ve selam ederek başladığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu azad olan, nar-ı cehimden azad olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in mağfiret günlerine Rabbimiz bizi lütfeyledi, ihsan eyledi, eriştirdi. Hepimiz adına buradan, bu güzel anlardan, dakikalardan, bu güzel meclisten Mevlamızdan mağfiretimizi niyaz ediyoruz. Allah cümlemizi mağfiretine aldığı kullarından eylesin. Kıymetli dostlarım, değerli bir musiki şinas, kıymetli bir bestekar ve neyzen, Mustafa Hakan Alvan dostumla birlikte bu gece, bu programda sizlere musikiyle dopdolu güzel anlar ikram etmeye çalışacağız. Gönlümüzle ikram edeceğiz. Gönlünüze ikram edeceğiz. Sizler de gönüllerinizle, hanelerinizde bizleri kabul ediyorsunuz her gece. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bu sohbetimizde aşkı biraz konuşacağız. Allah'a olan muhabbetimizi biraz konuşacağız ve bunu musiki bağlamında yapacağız. Hakiki musikinin ta elest bezminden intikal ettiğinden söz edeceğiz. Musikinin bir şifa kaynağı olduğundan söz edeceğiz. Ben sözü fazla uzatmadan kıymetli Mustafa Hakan Alvan dostumuza, sizler adına da, programım adına da hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli hoş dostum, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili hocam. Ne kadar güzel bir icra. Hoş bulduk. Hoş Allah geldik. Razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sonsuz teşekkür ederim. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Seslendirdiğiniz eserimizi. Evet. Zat-ı Şerifinizin gönlünüzden gelen ve ilk duyduğunuz seslerdi bu, değil mi? İlk evet, beste. Eyvallah. Bu ilahi bendenizin ilk yaptığı beste idi. Çok muazzam. Çok muazzam. Maşallah. Yani daha sonradan baktığım zaman yaptığım besteler, ilk bestenin bu olmasında da güzel bir tevafuk, hikmet varmış. Malumunuz her hayırlı işin başında Efendimizin ismi şerifi ne anmak icap eder. Malumunuz camilerde bile cemaati sünnet namaza kaldırmak için Allahümme salli ala Muhammed derler, değil mi? Eyvallah. Güzel başlangıçlar için hep Mevlid-i Şerif okunur. Eyvallah. Güzel, hayırlı işler için hep Efendimizin ismi şerifi zikredilir. Rahmetli büyüğümüz Tuğrul Efendi öyle derdi.
Efendimiz'e yakın kesmeden Cenab-ı Hakk'a mutlaka yakın kesbetmiştir. Cenab-ı Hakk'a giden yol mutlaka ve mutlaka Efendimiz'den geçer. Efendimiz'den geçmeyen hiçbir yol Cenab-ı Hakk'a çıkmaz derdi büyüklerimiz. Bizim de ilk bestemiz Efendimiz'e selam, salatü selam vererek olmuş. Sonra güzel bir tevafuk olduğunu fark ettik bunun. Muazzam güzel olmuş. Zaten güfte yani Nutku Şerif'te de menbaî aşk diyor. Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtırken menbaî aşk. Biz de bugün biraz aşk konuşalım. Hazreti Mevlana'ya da malum aşkı tarif et demişler. O da aşkı tarif et desek aciz kalır beşer. Ya. Aşkı tefsir etse ancak yine aşk tefsir eder demiş. Evet çok. Hakikaten bu buyurduğunuz sözü dün akşam sosyal medyada gezerken bir tiyatrocu dostumuz röportaj yaparken bu sözleri paylaşmış. Öyle mi? Evet çok enteresan. Çok hoşuma gitti. Hatta o ekran resmini çektim. Tevafuk yani. Dün akşam çok hoşuma giden bir sözdü bu. Eyvallah. O tiyatrocu dostumuz da bunu bir sohbet sırasında, bir röportaj sırasında söylemiş. Ama bu değildi bence. Ben de izledim onu. Bir başka bir cümleydi. Hatırımıza gelirse paylaşırız. Ama bu mealdeydi. Yani tabii. Bu tam cümleleri hatırlayamıyorum ama. Bir nevi kimyadır diyor. Bir nevi kimyadır. Alim için. Ama biriktirdiğin zaman aşkı tarif etmek mümkün değil babında bir cümle o. Zaten bir şey tarif edilirse, kavuşulursa ona aşk denmiyor malumunuz. Eyvallah. Bitmeyen bir sevda türküsüdür derler aşk için. Çok hakikaten çok keyiflidir. İnsanoğlunun mayası aşk. Cenab-ı Hak malumunuz ben bilinmeyi ve sevilmeyi murad ettim. Alemleri yarattım buyuruyor. İnsanı yarattım, insan içinde alemleri yarattım. Şimdi kuliste biraz önce sizin bir bestenizi dinliyorduk. Yunus Emre'nin meşhur ilahisi Mecnun'a sordular Leyla nice oldu. İşte sonu Leyla Leyla derken Mevla'yı buldum diye biter. Beşeri aşkı tatmadan ilahi aşka yol yoktur derler. Eyvallah. Yani bizim o aşk potansiyelimizin beşeri alemde açığa çıkması için mutlaka bir canlı kanlı seveceğimiz bir insanın olması lazım. Burada insan dedim, karşı cins demedim. Yine rahmetli Tuğrul Efendim şey derdi, aşk iki gönül arasındaki meseledir. Mesela sahabe-i kiram Efendimiz'e aşık mıydı? Eyvallah. Evet. Hazreti Mevlana'ya çok aşıklar vardı. Yunus Emre'nin aşıkları vardı. Yunus Emre mürşidine aşıktı. Yani aşk sadece iki cinsiyet arasından ibaret değildir. Sağlıklı dünya düzeni için iki karşı cinsin birbirini sevmesi ve bu şekilde insanlığın yürümesi ayrı bir konudur. Ama sevgi, aşk iki gönül arasında olur. Bunu sık sık tekrar ederdi rahmetli Tuğrul Efendi. Hakikaten şimdi o Leyla Leyla derken Mevla'yı buldum. O ilahisini dinlerken biraz önce de ekranda bir görüntü vardı. Onunla ilgili konuşmuştuk. Bu programa girmeden önce bir filmin böyle bir son sahneleri. İki bir beyle bir hanım arasındaki bir aşk hikayesinin sahneleri vardı. İnsan mutlaka bir insana aşık olur. Aşkı tadar. Aşk kutusunu açar. O aşk kutusunun içinde ama sonsuzluk vardır. O aşk kutusunu açtıktan sonra o kutunun da sahibi, o kutunun içindekilerin hepsinin sahibi gerçek aşka yolculuk yapar eğer nasibinde varsa. Evet. Tabii. Nasibinde varsa. Nasibinde varsa. Tabii yani aşkı filozoflar, yazarlar, çizerler vesaire tarif etmeye kalkmışlar da bir türlü tarif edememişler aslında. Yani kavramsal olarak tarif edememişler. Yine Hazreti Mevlana ben ol da bil demiş. Tabii. Malum. Dolayısıyla aşkı ancak yaşamak anlaşılan hale getirir. Yaşadığınız takdirde. Peki
Biz aynı çizgide sohbetimizin bu bölümü itibarıyla musikiyi de aşka katalım. Aşkı musikiye, musikiyi aşka katalım. Yani bence musiki sırrı çözülemeyen bir varlıktır. Tabii. Zira şunun için söylüyorum, insan halden hale geçen bir hayat sürüyor ya, kah hüzünlü, kah neşeli, kah dingin, kah asabi, böyle halden hale geçen bir şey. Bu bağlamda işte musiki onun her duygusuna hitap ediyor. Tabii. Açıkta herhangi bir duyguyu bırakmıyor. Tabii. O halde musikinin fıtri bir hissiyat olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Yani çok sık tekrar ediyoruz. Urfalı Nabi'nin bir beyti var. Musiki hikmete dair bir fendir, bilene bilmeyene ruşendir. Yani musiki hikmetli bir meseledir. Eyvallah. Hikmete dair bir ilimdir. Müzikten anlasın veya anlamasın, herkesi içine alır. Hmm. Orası bir gül bahçesidir. Eyvallah. Ve herkesi içine alır. Hmm. Buyurduğunuz gibi insanlar çok sevindiği zaman şarkı söyler, çok üzüldüğü zaman şarkı söyler. Hmm. Oynamak için müzik dinler, ağlamak için müzik dinler. Musikiyi bu programın başında da buyurdunuz. Sen. Malumunuz Cenab-ı Hak ruhları yarattığında Elestü bi Rabbiküm buyurdular, hitap ettiler. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz ruhlar ise kalu bela dedik. Evet, sen bizim Rabbimizsin dedik. Musiki, insanın bu boyutta güzel sesi arama çabasının ruhlar aleminde duyduğu o sonsuz güzel sadanın bir arayışı diye kabul ederler. Eyvallah. Bu dünyada güzel olan her sese meyletmemiz ruhumuzun özlediği, asıl ana vatanda dinlediğimiz ilahi hitabın sadasını aramaktan ibaret derler. Müthişsin Üstad. Bir reklama gidip geldikten tabii. Sonra kaldığımız yerden tamam. Devam edelim. Tamam. Vakti gelmiş. Eyvallah. Kıymetli dostlarım, biz bu aşk dolu sohbetimize, ilahi aşk dolu sohbetimize reklam dönüşünde devam edeceğiz. Sizleri de burada bekliyor olacağız. Seni vasfeylemek diler bu gönül ya. Yazmaktan acizdir sıfatın ya, sana varmaktır
Gönlünüze sağlık. Çok zuhuratlı bir kaside oldu. Zaten yani bizim davamız, bizim gayemiz anda kalabilmek. Tabii. Çünkü anda aşk var. Tabii. Andadır aşk. Şeyh Galip Hazretleri'nin bir şiiri var. Yalçın Tur hocamız da onu güzel bir böyle değişik bir formda bestelemiş. Aşk şem'i bir ilahidir, benim anın pervanesi. Hmm. Şevk bir zincirdir, gönlüm anın kaşanesi. Evet. O işte o aşkın getirdiği şevk bizi bir yere sürüklüyor. O zincir bizi bir yere sürüklüyor. Şimdi o aşkın sürüklediği zincire takıldık. Evet. İkimiz de. Şimdi makam, başka bir makam anlayışıyla başladık ama o şevk zinciri bizi başka bir yere götürdü. Şimdi ben şöyle hissediyorum. Gayet keyifli oldu. Harika. Şöyle hissediyorum meseleyi. Her konuda, her işte yani. Her ne yapıyorsak biz. Evvel emirde bir kurgu dahilinde hareket etmemiz. Yani bizim inisiyatifimiz. Tabii. Ama biz inisiyatif kullanamayız ki. Tabii. Kullanmamamız gerekir. Yani o inisiyatif Allah'a aittir. Nasıl bir kurgu yapıldıysa biz o kurgunun içinde istihdam ediliyoruz galiba. Bana öyle geliyor. Kurguladık. Uşak seyredelim.
Ama farklı yerlere taşındı. Hüzzam'a bağladık. Daha sonra Nevada Uşak'ta bitirdik. Ama bakın Uşak başladık, Uşak bitti. Uşak bitti ama... Ama başka bir perdeden başka bir, bitti. Bir sesten evet. Fazla galiba. Evet. Neva üstünde Uşak'ta olsun. Bitirdik. Ama işte bunu başarmak, yani bunu başarmak derken biz buradaki icranın başarısından haşa öyle bir şeyden söz etmiyoruz. Anda kalmayı evet. Başarmak. Dedik ya anda aşk var. Bir önceki bölümde çok güzel izahlarda bulunurken Nabi'nin merhum o muazzam tarifini söyledin. Yani musiki hikmete dair bir fendir, bilene bilmeyene ruşendir. Devamını söylemedin ama devamını şerh etmedin, öyle kaldı aklımda. O da diyor ki nice esrarı var idrak edecek. Çok sineleri evet, çark edecek. Demek ki esrarlı bir şey, ya tabii. Sırlı bir şey musiki değil mi sevgili üstadım? Zaten İslam mütefekkirleri insanın algısını dizayn ederken ilk önce matematik ilimlerini insanın kafasının onları aldığını, çalıştığı takdirde onları öğrenebileceğini, işte fizik, kimya, biyoloji, astroloji. Daha sonra beynimiz başka bir algı boyutuna geçiyor. Burada belli bir tatmini yaşadıktan sonra ikinci bir level'a geçiyor. Evet. Burası işte sanat alanı. Sanat. Yani çok matematiksel olarak izah edilemeyecek ama insanın algıladığı, yanlışlarını da hissettiği. Harika. Mesela bir sanat eserinde o boyutun dengeleri eğer tutmadıysa o sanat eseri yaşayan, sevilen bir eser olmuyor. Bu şiirde dahil, müzik dahil, bütün güzel sanatlar dahil. Yani insanoğlu ilk önce matematiksel ilimleri beyni algılıyor. Daha sonra beyin üst bir algıya geçiyor. O ise sanat. Eyvallah. Estetik. Cenab-ı Hakk'ın bediyat marifeti. El-bedi, el-mübdi esmalarının tecelli ettiği yer. Daha sonra yani fen ilimleri, matematik ilimleri, sanat, ondan sonra maneviyat diyorlar. Evet. Yani insanın algısı bunları kat ederek o yerlere ulaşabiliyor. Buralarda yeteri kadar çaba sarf etmemiş, yeteri kadar lezzet almamış bu boyutlarda, fen ilimlerinde, sanatta. Bunları yeterince algılamamış bünyelerin manevi aleme geçmesi de çok zordur diyorlar. Evet. Yani sadece taklit boyutunda kalıyor. Evet biz inandık. Evet böyle bir hakikat var. Ama oranın lezzetini almanın aşamaları bunlarmış. Yani insan beyninin kapasitesi bu aşamaları yaşayarak o manevi boyutun lezzetlerini almaya başlarmış. O yüzden bizim ecdadımızın yani tarihimize baktığımız zaman yani kült, sanat meselesi çok 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 önemsenmiş. Hiç şüphesiz. Bütün mesela Osmanlı padişahlarının hepsi bir sanatkar. Eyvallah. Şairler, bestekarlar, hattatlar. Dolayısıyla mutlaka beynimizin o üst algısını kullanmak için sanatla mutlaka meşgul olmak, ondan zevk etmek. Yani yapmasak bile onu dinlemek, paylaşmak, onunla meşgul olmak bizim yapımızın mutlaka ulaşması gereken bir yer diye kabul ediyorlar İslam mütefekkirleri. Çok güzel. Tabii yani İbn-i Sina'da, Farabi'de hepsinde bu aynı tarifler var. Bütün bunlar bizim medeniyetimizin, yani İslam medeniyetinin ki yeryüzündeki en büyük medeniyet olarak ben değerlendiriyorum. Üç esas üzere, yani üç sacaya üzerine temel olarak söylüyorum, inşa edilmiş, bina edilmiş bir medeniyet. Zevk-i selim. Tabii. Kalbi selim ve aklı selim. Bütün bunlar sağlandıktan sonra bu vakit aklı müstakime gidiyor. Tabii. Yani müstakim, dost doğru bir duruş göstermeyi kendiliğinden meydana getiriyor. İşte medeniyetimizin de sanat bölümü bütün unsurlarıyla birlikte siz söylediniz. Hattıyla, ebrusuyla, musikisiyle, bütün güzel sanatlar zevk-i selim olarak karşımıza çıkıyor ve bir medeniyetin bir nevi yansıması olarak insanlık tarihine Tabii. geçen bir durum arz ediyor. Değil mi Sayın Derviş? Şimdi mesela
son zamanlarda dikkatimi çekti. Malumuz bu Körfez ülkeleri işte bu petrolün getirdiği zenginlikten dolayı büyük büyük binalar, büyük büyük şehirler inşa ediyorlar. Ediyorlar fakat bir şey eksik. Son zamanlarda bakıyorum o coğrafyaları yöneten akıl yavaş yavaş kültür ve sanat birikimi yapmaya başlıyor. Dünyanın birçok yerinden hattatlar oraya gidiyor, sergiler açıyorlar, ressamlar çağırıyorlar, usta müzisyenler oraya çağırıyorlar. Yani o büyük binalar, o büyük yollar, büyük şehirler eyvallah. İnsanı tatmin etmiyor. Mutlaka onun içinde sanat, kültür, estetik olması lazım. Yani bunu kattığınız zaman siz bir medeniyet oluyorsunuz. Harika. Ben de yine ilerletmek isterim deminki cümlemi. Tam da senin söylemine atıfta bulunarak. Sanatın musikisi, hattı, ebrusu, diğer unsurları vesaire aslında onların da içinde barındırdıkları yani nüvesi ahlak manzumeleriyle dolu. Bir musiki şinasın ya da bir hattatın ya da herhangi bir sanatla uğraşan insanın ahlaki bilinç noktasında fevkalade bir seviye üzerinden hayatını seyrettiğini görüyoruz değil mi usta? Şimdi Cenab-ı Hak kültür yani sanat kabiliyeti bir hikmet. Ayet-i kerimede de biz hikmeti dilediğimize veririz eyvallah. Diyor. Yani Urfa'nın abi diyordu ya. Onun için hayırlıdır. Tabii istediğimize veririz. Şimdi bazı bünyeler fıtratından gelen bir sanat kabiliyeti var. Bunu icra ediyorlar. Eğer bunu güzel ahlakla tamamlamazlar ise sanatlarını ve kültür yani sanat kabiliyetlerini dünyevi bir takım ucuz metalara harcarlarsa bu insanlar kalıcı olmuyor. Yani onların ürettiği şeyler o anda belki günü domine ediyor fakat kalıcı olmuyor. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Yani sanat icra edenlerin hakikaten saf bir gönülle icra etmesi lazım. Hiç şüphesiz. Yani ben şöyle bir şarkı yapayım çok tutsun. Evet tutar. Ondan 3 gün sonra unutulur. Ama hakikaten gözyaşıyla, gönül derdiyle bir eser üretildiyse, samimi olarak, sıfır riya ile bir eser üretildiyse, inanın o yaşıyor. Onda başka bir can oluyor. Buna ve tarihe kalıcılığı olarak bırakıyor eseri. Buna da ben şöyle bakıyorum Üstad. Yani evet oturup da bir eser yahut bir şarkı ya da bir ilahi neyse yazayım diye oturduğunuz vakit oradan eğer makamata bir vukufiyetiniz varsa çıkar evet. Yapabilirsiniz. O bir form içinde üretilen melodik cümlelerdir netice itibariyle. Fakat oradan ruhu biz çok fazla seyredemeyiz, göremeyiz. Ruh yoktur içinde. Bilemediğimiz bir can var. O canı da temin eden şey sizin samimiyetiniz. Evet. Yani sıfır riya ile yaptığınız o gayretiniz. Çünkü orada yani başka bir yerle bağlantı kuralım ona. Hani hadisi kutsi var ya kulum bana nafilelerle öyle yaklaşır tabii. Ki ben onun tutan eli, gören gözü, duyan kulağı olurum. O i̇şte, bana bir adım ben ona 10 adım. İşte yani. Siz sanatınıza karşı tamamen sıfır riya ile yaklaşırsanız, sıfır menfaat ile yaklaşırsanız ve o şekilde yaparsanız o anda sizin elinizden ağzınızdan Cenab-ı Hak yazıyor onu. Peki sanat ya da musiki bağlamından çıkartıp bu değerlendirmeyi diğer bütün unsurlara... Her şey için geçerli bence. Evet. Her şey için geçerli. Hasredebiliriz değil tabii, mi? Tabii. Yani tamamen iyi niyet üzere kurulmuş insanlığın hayrı için bir iş yapayım dediğiniz zaman orada da mutlaka Cenab-ı Hak muininiz oluyor. Eyvallah. Sizin elinizden tutan oluyor. Eyvallah. Yani hani ayet-i kerimede var ya illa bir kalbi selim. Cenab-ı Hak sizden, bizden ne istiyor? Sadece selim bir kalp istiyor. Çok. Samimi, sıfır riyalı bir kalp istiyor. Bu bakın çocuklar vardır, küçük bebekler.
hakikaten bebeği, bir çocuğu çok seven insanlar, kalpten seven insanlar, çocuklar hemen anlar. Hmm. O bebek hemen size gelir, hemen size güler. Ama çocuklara karşı bunu beslemeyen insanlara çocuklar yaklaşmazlar. Hmm. Çünkü onlar saflık makamındalar, günahsızlık makamındalar çocuklar. Onlar da hemen anlıyorlar. Dolayısıyla sanatı da hayatın her veçesini bu anlayışla baktığınız zaman aslında ortada çok net bir hakikat var. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği ikra okuyun, sistemi okuyun, onun marifetini okuyun dediğinizde bakın satır aralarında bunlar çıkıyor. Tamamen sıfır riya, tamamen sıfır beklenti, sadece sevdiğiniz için, sadece birilerinin mutlu olması için iş yaptığınızda herhangi bir iş, her şey dahil buna, mutlaka onun bir canı oluyor. Çünkü onu sizden yapan Cenab-ı Hak oluyor. Tabii zaten din samimiyettir. Tabii bu kadar. Yani samimiyet de dindir o zaman. Evet. Yani böyle baktığımız vakit bütün varlık sahnesindeki varoluşumuzun gayesi bu samimiyeti takdim edebilmek. Tabii. Çünkü siz başta söylediniz, o kutsi hadisi hatırlattınız. Bilinmek istedim, sevilmeyi, ve sevilmek murad ettim. Tabii. Ve muhabbet ettim. Tabii. Dolayısıyla Allah'ın muhabbetine muhabbetle mukabelede tabii bulunmak lazım. Tabii. Bunu da üst düzeyde bir samimiyetle ifade etmek lazım. Yani aslında bu konuştuklarımız Cenab-ı Hakk'ın var ettiği sistemle entegre olmak demek. Eyvallah. Zaten biz entegreyiz ama bu düşünceyle davrandığımızda o entegre olduğumuzun farkına varıyoruz. Hı hı. Eğer bu entegre olmayı nefsani şeylerle hırpalar isek mutlaka o sistem bizi dışarı atıyor. Yani bir pet şişeyi denize atarsınız, er veya geç kıyıya vurur onu. Eyvallah. Çok. İşte yani nefsani veya menfaatimizle ilgili bir şey kattığımızda büyük sistem, kün emriyle yaratılmış sistem onu mutlaka arıza olarak kenarıya ayırıyor. Hmm. Bu her şey için geçerli. Bizim Allah'ın varlığını ispat etmek gibi bir cüretimiz olamaz. Ama biz kulluğumuzu ispat etmek için mükellefiz ve azami gayret tabii sarf etmek zorundayız. Yani, Ramazan'da tam bunun işte şeyi, evet. İşte oruç mesela, Ramazan'da tuttuğumuz oruç. Yani Yunus Emre'nin o sözü çok hakikaten o sözüyle gidiyor. Reklama gidelim mi? Buyurun lütfen. Oruç bizim aradan çıkma antrenmanımız. Harika. Biz aradan, sen aradan çıkarsan kalır seni yaradan. Evet. İmsaka gideceğiz birazdan İstanbul için ama bir reklam arasından sonra sizi bekliyoruz burada. Sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan cümlesiyle reklama gitmiştik. Evet, hakikaten Ramazan-ı Şerif bize bizi hatırlattığı gibi bizim aradan çıkmamız gereken hallerimizi de hatırlatıyor. Ne demek bu? Yani Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın. Dolayısıyla bizim de o nispette yakın olmamız lazım ki bu kulluk dediğimiz o büyük mesleğin, kulluk bir meslektir bence, onun hakkını vermiş olalım ki sonsuz hayatta Allah'ın rızasına muvafık Cemalullah'la karşılaşalım. Maksadımız bu. Tabii gündelik hayatın bütün meşguliyetlerini nefsimizi oradan soyutlamak suretiyle, yani nefisle değil Allah rızasını gözeterek sürdürmeliyiz. Gündelik hayatımızda da Allah'la olmalıyız. Allah'la olmalıyız. Allah'ın emirlerini günlük hayatımızda da yaşamalıyız. Sırf Ramazan'da değil. Biz bu sahur sohbetinde kıymetli Mustafa Hakan Alvan üstadımızla biraz sanat konuştuk, musiki konuştuk. Doğrusu daha konuşulacak çok şeyler var ama imsaka gidiyoruz hep beraber İstanbul için. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Aziz memleketimizin her yerinde, birçok yerinde daha doğrusu niyete duruldu. Allah kabul eylesin. Ben değerli Hakan Alvan dostumuzdan toparlamanızı istirham edeceğim sevgili İster. Estağfurullah. Hani programın başından beri hep aşkı konuştuk. Malumuz Kur'an-ı Kerim'de ayette
Onlar Allah'ı şiddetle severler. Eyvallah. Şiddetli. Eşeddi hubben lillah diye bahsediliyor ya. Şimdi hani kara sevdaya tutulmuş bir genç yemeden içmeden kesilir mi? Kesilir. İşte. Bir deri bir kemik kalır. İşte. Tabii. Sanki aşıklar için oruç hali bana öyle gibi geliyor. Tabii. Yani o sevdanın bir nişanesi gibi bizim böyle yemeden içmeden kesilme halimiz. Kendi kendine olan bir şey. Sevdanın sonucu kendi kendine olur değil mi? Eyvallah. Kara sevdaya tutulmuş bir genç yemeden içmeden kesilir. Yani Müslüman kardeşlerimize şunu, yani gönlümdekini paylaşmak isterim. Bütün inancımızla ilgili her meseleye bir aşk gözüyle bakalım. Çok. Yani Cenab-ı Hakk'a aşık olmanın derdiyle bakalım. O dertle her şey güzel olur. Her şeyi daha kolay yaparız. Orucumuz sanki o sevdaya, kara sevdaya tutulmuş bir aşığın aç kalma hali gibi. Yaptığımız her işi sevdiğim, yegane sevdiğim, bunu beğenecek, ben bunu böyle yapacağım değil mi? Bir genç kıza aşık bir delikanlı ne yapar? Sevdiğinin hoşnut olacağı her şeyi en güzel yapmak ister. Değil mi? En güzel pastaneye onu götürmek ister. En güzel çay bahçesine götürmek ister. En güzel filme götürmek ister. Onunla karşılaşacağı zaman en güzel kıyafetlerini giyer. Malumunuz ayet-i kerimede mescitlere giderken en güzel kıyafetlerinizi giyin diyor. Bakın aslında bizim Kur'an ve sünnetin bize öğrettiği bütün şeyin içinde tamamen aşk kaplı. Bizim buna, sadece bunun farkına varmamız lazım. Evet. Cenab-ı Hak aşk ile bu sistemi yaratmış ve bizden de öyle bir aşk bekliyor. Bunu fark ettiğimiz zaman onun beğenmediği her şeyden zaten biz kaçacağız. Çok sevdiğinizin istemediği bir şey yapabilir misiniz? Eyvallah. İsteseniz de yapamazsınız yani. O sevda sizi yaptırtmaz. Tabii. Dolayısıyla yani bütün inancımıza, bu inanç yani Cenab-ı Hakk'ın var ettiği bütün bu sisteme bu gözlükle bakmayı denesek ne kadar güzel olur. Çok güzel olur. Zaten biz aşk için geldik. Evet. Yani aşkın olanın gönderimiyle aşk için geldik. Rahı aşk yolundayız biz. Dolayısıyla sünnet ve efendim Kur'an bağlamında siz çok güzel bir cümle arası bir şey söylediniz. Ben de diyorum ki yani ahirette cennete giden kurtulur. Dünyada da sünnete uyan kurtulur. Tabii. Çünkü yegane seveceğimiz merci o. Orası. Aşık olacağımız merci o. Aşık sevdiğine benzer. Eyvallah. Onun sevdiklerini yapmaya çalışır. Aşıklar onu, aşıklar ölmez var ya. Tabii ki. Onu da bir başka programda. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Aşıklar ölmez. İşte Ramazan da o hayvani boyutumuzun biraz böyle dizginlerini çekme dönemi. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Sağ olasın. Var olasın. Teşekkür ederim. Kıymetli dostlarım, İstanbul için imsak vaktine gidiyoruz ve diyoruz ki ya Rabbi aşkınla yandır, şevkinle döndür, ölmeden öldür. Ey sultanımız, Rabbimiz, bizi bu aşk bayramında, Ramazan bir aşk bayramıdır. Hakkını vererek her türlü kalbi, ruhi, bedeni bir sıhhatle bu bayram sevincini bütün hayatımızda hissetmek, yaşamak nasip eyle. Oruçlarımızı, namazlarımızı, hayır hasenatlarımızı kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz dostlarım, hayırlı bir gün diliyorum. Allah kabul etsin. Allah'a ısmarladık.